Değerli arkadaşlarım, %100 her sene soru gelen bir konuyu işleyeceğiz. Türkiye'nin bitki örtüsü. Başlıyoruz izninizle. Kayıt olacak. Evet, kayıt olacak. Evet, haberi tekrar veriyorum. Coğrafya ve sosyal ÖABT dersleri yapacağım. Instagram'dan farklı bir hesaptan hesabı sizlerle paylaşacağım. Onu tekrar söyleyeyim. 2018 PGM'den sadece dinlemek için geldim. Bilge, teşekkür ederim. Fotoğrafına bakarsam hatırlarım. Dersten sonra bakacağım Bilge. Mesaj atarsın bana. Uzun zaman olmuş. Şu an için dönme planım yok değerli arkadaşlar. Yani fiziki ortamda bir daha ders işleyemeyeceğim. Bütün öğretmenlik mesleğimi, aşkımı burada gidermeye, hevesimi burada gidermeye çalışıyorum açıkçası. Evet, sosyal bilgiler ve coğrafya ÖABT Instagram'dan anlatacağım. Kapalı yayın. Ama nasıl olacak var ya. Çok heyecanlandım şimdi. ÖABT nasıl anlatılır, bir böyle bir şov yapalım değil mi? Ama önce bitki örtüsüyle ilgili şov yapalım. Öğretmenliği bırakmadım. İşte gördüğünüz üzere bu da öğretmenlik. Diğer öğretmenlik, o şimdi askıda. MEP bizim için maalesef yolun sonunu gösterdi. Ama önemli değil. Elbet biz öğrencilerimizi her yerde bulur, her yerde bu dersi yaparız. Çok da önemli değil. Ama sizi MEB'e atayacağım. Ben gittim, ben çıktım ama benim yerime siz gideceksiniz. Ne demiştik? Bir ölür, bin diriliriz. Şimdi ben bir kişi olarak ayrıldım, yerime 1000 kişi olarak sizi atayacağım. Hadi inşallah diyorum, başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bitki örtüsü. Özür dilerim. Şöyle bir ayar. Geçelim bakalım. Evet, burada bir haritamız varmış. Şimdi, bitki örtüsünü anlatmadan önce şunu anlatmak istiyorum. Buraya bir dağ çizelim. Akdeniz'de bir dağ olsun. Karadeniz'de de bir dağ olsun. İki tane dağımız var. Deniz de çizelim. Bir de deniz çizelim. Şuraya da deniz çizelim. Şimdi Akdeniz'de ve Karadeniz'de siz olsanız hangisinde üşümezsiniz? Hangisinde üşümeden daha yükseklere çıkabilirsiniz? Akdeniz'de mi, Karadeniz'de mi üşümeden daha yükseklere çıkarsınız? Tahmin ediyorum şu an cevabınızı. Elbette hocam, Akdeniz sıcak bir yer. Akdeniz'de üşümeden yükseklere çıkabiliriz. Ağaç da bir canlıdır, unutmayın. Ağaçlar da burada üşümeden yükseklere çıkabilirler. Örneğin 3000 metreye kadar ağaçlarımız çıksın. Akdeniz'de 3000 metreye kadar ağaçlar çıkabildi üşümeden. Ama Karadeniz o kadar sıcak olmadığı için biraz daha aşağıda biter bu iş. 2500'de diyelim. Ne oldu? Üst sınırı, ormanın üst sınırı Akdeniz'den Karadeniz'e gidildikçe azaldı. O zaman Karadeniz'de orman üst sınırı düşük. Nedeni? Ama biraz hızlı anlatacağım. Söyleyeyim, şimdi yavaş başladım ama hızlı. Karadeniz'de orman üst sınırı düşük. Nedeni? Enlem sıcaklık. Enlem. Ay, ne kadar uzak kaldı bana, pardon. Zor şartlarda şu anda. Nedeni enlem sıcaklık. Peki kim daha nemli? Karadeniz daha nemli. Bağlam daha yüksek. Karadeniz'de deniz biter bitmez ormanlar başlıyor. Yani ormanın başlama sınırı 0 metre. Çünkü nemli. O zaman Karadeniz'de orman alt sınırı da düşük. Ama nedeni nemlilik. O zaman tekrar ediyorum. Karadeniz'de ormanın alt sınırı
0 metredir. Denizden başlar orman. Nedeni nemli olduğu için çok yükseklere çıkamaz. Üst sınırı da düşüktür. Nedeni enlem sıcaklık. Kime göre? Akdeniz'e göre. Hocam Akdeniz'de deniz biter bitmez orman başlamaz mı? Hayır. Önce başka bir bitki var. Önce maki, sonra kızılçamlar gelir. O yüzden Akdeniz'de daha yüksekten başlar, daha yüksekte biter. Karadeniz'de sıfırdan başlar, daha alçakta biter. E şimdi bizim işimiz Karadeniz'de. Tekrar ediyorum cümlemi. Tekrar ediyorum. Karadeniz'de orman alt sınırı düşüktür. Nedeni nemlilik. Üst sınırı da düşüktür. Nedeni enlem sıcaklık. Ve Karadeniz'de bir şey dikkatinizi çekmeli. Önce geniş yapraklı ağaçlar çizdim. Dikkat bak, geniş. Sonra karışık ormanlar çizdim. Geçen gün Almanya'dan attığım videoda karışık orman demek. Hem geniş yapraklı hem iğne yapraklılar bir arada olan. Sonra iğne yapraklı konifer ağaçlar, iğne yapraklılar. Ondan sonra da dağ çayırları. Bu arada dağ çayırları yüksek olan her dağda görülür. Yani Karadeniz'de orman katlar oluşturuyor. Aşağıda geniş, sonra karışık, sonra iğne, sonra da çayır. Ne çayırı? Alpin çayır. Alpin çayır demek sadece Erzurum Kars'ta olan bir bitki değil. Yani Akdeniz'in de 3500 metre yüksekliğe çıkarsanız bol karalı dağlara alpin çayırı görürsünüz. E Karadeniz'de de kaç karlara çıkarsanız alpin çayırı görürsünüz. E tabii ki Doğu Anadolu'nun yüksek dağlarında da alpin çayır, hani dağ çayırları demek istiyor. Şimdi tam alt sınır üst sınırı konuştuk. Hocam yükseldikçe sıcaklık azaldığı için önce geniş, tıpkı insanlar gibi sıcakta geniş yayılıyoruz. Soğukta büzüşüyoruz, yani iğne yaprakları. Yükseldikçe sıcaklığın azalması bitkide katlar oluşmasına sebep olmuştur. Nerede? Karadeniz'de. O zaman başlayalım. Şimdi bir tık hızlandıracağım izniniz olursa. Çarpı 2 yapıyorum hazırsanız. Buyurun, Karadeniz'in bitki örtüsü. Karadeniz'de önce geniş yapraklar var dedik. Buyurun geniş yaprakları sayalım sizler için. Aşağıda yazıyorum. Dikkat, ezberlemeniz gerekiyor. Evet ama ezberlemiyorsunuz. Ihlamur, kestane, anlatacağım mantığını. Kayın, meşe, gürgen. Bunlar geniş yapraklılar. Biraz yukarı çıkarsanız iğne yapraklılarla, çam ağaçlarıyla karşılaşırsınız. Karaçam, Karadeniz karaçam, Karadeniz karaçam, sarıçam. Ladin, göknar. Ay, öğabeti anlatmayı da nasıl özledim var ya. Şu an sarıçam için böyle içimi yiyor. Bir şey söylemek istiyorum ama söylemeyeceğim. Aşağıda geniş, biraz yukarıda iğne yapraklılar var. Ihlamur, kestane, kayın, meşe, gürgen geniş yapraklı. Karaçam, sarıçam, ladin, göknar iğne yapraklı. Karadeniz'in bitki örtüsü bu. Ihlamur. Kestane. Ben hayatımda kestane ağacı görmedim. Nerede görmedim? Akdeniz'de görmedim. Kestane Karadeniz. Bolu, Bursa falan var. Var. Tabii oralarda da var. Doğru. Çünkü Karadeniz ikliminin etki alanında. Ladin denilen ağaç çam ağacı işte. Kanada ladinlerle kaplı. Rusya sarı çamlarla kaplı. Bunlar iğne yapraklılar. Ama bunları katlederseniz, tahrip ederseniz, keserseniz, yakarsınız. Tahribatla Karadeniz'de ortaya bir çalı türü çıkıyor. Pseudomaki. Yani yalancı maki. Kim onlar? Fındık, şimşir, kızılcık, kayacık. Yazayım. Fındık, şimşir, kızılcık, muşmula, böğürtlen. Hepsi de yeniyor değil mi? Evet evet. Özellikle fındık. Kızılcık, işte böğürtlen, Gümüşhane taraflarına gidiyorsun, orman tahrip olduğu için o çok meşhur marmelatını yapıyorlar ya, kuşburnu falan. Bunlar pseudomaki, yalancı maki. Normal makiden farkı yapraklarını döküyor olmaları. Karadeniz'in bitki örtüsü bu değerli arkadaşlar. Akdeniz'e gidiyoruz. Şimdi size bitkiyle ilgili her şeyi anlatacağım. Hiçbir eksik olmayacak. Yani soru bugünkü 40 dakikadan gelecek. Gelirse buradan gelecek. Kızılçam. Akdeniz'in hakim bitki örtüsü kızılçamdır. Tahrip ederseniz
Maki. Ama Maki deyip geçemezsin, daha önce anlattım bunu, söyledim ve o sene de öyle çıktı hatırlarsanız. Dedim ki Maki, ya 2-3 tane Maki'yi bilmen lazım, binlerce Maki var ama sen 2-3 tanesini bil, en meşhurlarını bil. Mesela en meşhur Maki, zeytin, delice, yabani zeytin, defne, mersin, menengiç. Hatta soruyu hatırlar bazı arkadaşlarım. Birebir tutturmuştuk. Bir seyahatte karşılaştı işte menengiç, keçi boynuzu, koca yemiş, sandal, zakkum gibi türlerle karşılaşmışsa haritadaki işaretli yerlerden hangisindedir diyecektir. Burayı işaretlersiniz dedim. Zaten zakkumu vermişti, menengiçi vermişti. Bitti. Yani sen bunlar böyle ÖSYM çok acımasız değil. Hadi bakalım menengiç nerededir? Böyle bir soru sormuyor. Sayıyor sana, hikayeleştiriyor, sayıyor. Zeytin, mersin, defne, menengiç, keçi boynuzu, katır tırnağı, koca yemiş, sandal, zakkum. Ya daha çok maki var, sayarım. Gerek yok. Sakız, tesbih. Tamam işte bak, isimleri sakız, tesbih, menengiç. Kodla beyninde nasıl istiyorsan. Adanalılar çok menengiç kahvesi içer mesela. Zeytin demeyecektir zaten. Mersin de demeyecektir. O büyük kopya olur. Makileri bil. Bu bodur, kök sistemi gelişmiş, kuraklığa dayanıklı olan çalı sistemini. Bunlar çalı elbette. Makileri bil. Güzel memleketim Antakya'da. Yapılaşmanın hızlandığı dönemlerde maalesef annem şöyle derdi. Buralar eskiden hep zeytinlikti. Ben bunu klişe bir cümle olarak algılardım. Ancak eğitimimi aldıktan sonra bağlantıyı kurdum ve gerçekten ilkokulda, lisede, okuluma giderken evlerin duvarlarından sümbüller sarkardı. Lavantalar ve sümbüller. Sonradan anladım ki zeytin ağaçları kesilince yerine garik adı verilen makilerin tahribiyle garik ya da diğer adıyla frigana adı verilen lavanta, sümbül, yasemin gibi hoş kokulu çiçekler ortaya çıkıyor. Evet, gerçekten de Akdeniz'de kızılçam makiye, maki gariye dönüşüyor. Özellikle Antalya'dan Isparta'ya giderseniz bu tahribat sadece insan nedeniyle yapılmış değil, iklimsel tahribat nedeniyle de makiler yerlerini gariklere bırakabilir. İşte bu yüzden Isparta'nın lavanta bahçeleri meşhurdur. Coğrafyada her şey birbiriyle bağlantılı. Asla tesadüfe yer yoktur. Evet, kızılçamlar makilere. Hocam garikleri bir daha sayarım sorun değil. Elbette sayarım. Friganaları bir daha sayıyorum. Yani garikleri. Lavanta dedim, sümbül dedim, yasemin dedim, funda dedim. Hepsi de çiçek. Yasmin, funda, lavanta, sümbül. Tamam. Gelelim. Anadolu çok eski çağlarda Meşe Denizi diye adlandırılan bir coğrafyaydı. Evet evet, meşe ve ardıçlar çok yaygındı Anadolu'da. Belgesel modunu mu açtım ben? Bir saniye şu modu kapatayım bir dakika. Aslında belgesel modu da iyi değil mi? Anadolu. Bu daha çok Ramazan ayı modu. Anadolu, menengiç ve ardıç. Şu an çok eğlenmeye başladım, dur. Dur, böyle anlatacağım dersi. Hoşuma gitti bu. Bu mod hoşuma gitti. Böyle anlatmak istiyorum. Anadolu. Kendime gülüyorum şu anda. Anadolu antik çağda meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplıydı. Ancak Timur. Tamam. Bak işte soruyorlar hocam neden seslendirmiyorum. Nasıl yapayım ben, kendime gülerim ki böyle bir durumda. Tamam hadi düzgün anlatıyorum. Anadolu meşe ağaçlarıyla kaplıydı. Evliya Çelebi diyor ki efendim Gaziantep'ten yola çıkan bir sincap İstanbul'a gelene kadar işte hiç yere inmezmiş. Bugün yola çıksın da göreyim. Bir defa zaten yol parası yetmez.
Açlıktan ölür sincap. Yani aslında mübalağa sanatı ile bize Anadolu'da çokça orman olduğunu anlatıyor. Ama yerleşme tarihi de çok eski. Malumunuz Hititler, Urartular ve daha birçok kadim uygarlık Anadolu'da kurulmuş, gelişmiş ve bu uygarlıklar elbette çok uzun süre yakacak ve konut yapımında ağaç kullanmışlar. Timur'un hikayesi 1402, o zaten hepimiz tarafından bilinen, ormanları yakmasıyla meşhurdur. Zaten önce filleri Ankara'da ormanda saklamış. Demek ki o zamanlar Ankara'da ciddi ormanlar vardı. En nihayetinde aslında bu meşe ağaçları tahrip oldu. Ve eğer iç bölgelerde ormanı tahrip ederseniz, insan bilimi, antropojen, antropoloji insan bilimi, antropojen bozkır ortaya çıkar. Antropojen bozkır. Yani orman tahribi. Hocam iyi de Karadeniz'de ormanı tahrip ettiğimizde Pisodomaki iyi kötü ağaçtı işte, fındık falandı. Akdeniz'de ormanı tahrip ettiğimizde makiydi. O da iyi kötü zeytin, defne, mersin, menengiç ve ağaçtı. Burada niye doğrudan ot? Yağış yetersiz, nemlilik yetersiz. Bu arada doğal bozkır Doğu Anadolu'da var. Özellikle bu coğrafyacılar arasında az bilinen bir şeydir ama Türkiye'nin en doğal ve en gerçekçi bozkırı Iğdır'dadır. Çünkü 300 milimetre altında yağış alan bir yerdir Iğdır. Türkiye'nin en az yağış alan ilidir. Dolayısıyla doğal bozkıra sadece Iğdır'da, biraz da çevre illerdeki depresyon yani çukur alanlarda rastlanır. Antropojen bozkırı da tanıyalım mı? Elbette tanıyalım. Antropojen bozkırı da tanıyalım. Sakıncası yok. Geven. Gevensiz olmaz. Geven. Ama geven sizi yanıltabilir. İşte sizin anahtarınız, üzerlik, kekik. Ondan sonrası çok kolay. Geven, üzerlik, kekiği bil, sonrası çok kolay. Çoban yastığı, koyun yumağı, sığır kuyruğu, kuzu kulağı. Ya işte bak, kuzu, koyun, çoban, küçük baş hayvancılık, ot yiyor. Onlardan zaten çıkarırsın, onları pek vermez sana. Yine hikayeleştirecektir, bir araştırmacı gezdiği arazilerde geven, üzerlik, kekik kafanı karıştırmak için de bir iki tane fazladan söyleyecektir. Önemli değil. Ama sen bu soruları kekik veya gevenle çözemezsin. Neden çözemezsin? Çünkü kekik aslında birçok yerde var. Çayırın içinde de kekik var. Efendim gariklerin içinde de kekik var. Kekiğin çok çeşidi var. Sana bu soruyu çözdürecek üzerliktir. Nazara karşı Konya'da, Kayseri'de yakarlar, Karaman'da, Aksaray'da nazara karşı yakıp böyle evde gezdirirler ya da kapının önüne asarlar. Üzerlik. Sınavdan önce yakıp böyle tabletin üzerinde gezdireceğim sizin için. Nazara gelmeyin diye. En iyisi olacaksınız. Başka çareniz yok. Çalışın. Geçen sene bunu söylediğimizde zaten bu nesille biz anlaşamıyoruz sanırım ya. Ya arkadaşlar büyük alım yapacaklar, 20 bin falan değil bak dedik. Seçim dönemi, biz bu işleri biliriz, coğrafyacılar içiniz rahat olsun ama ne olur çalışın. Şimdi diyorum ki çalışın, pişman olursunuz, 45 binden daha büyük bir alım yapılacak. Ben de bu kadarını söyleyeyim size. 60 bin, 70 bin geliyor yolda. Ama ya bir defa sen dur. Öğretmen değil misin? Ya isterse bir kişi alsınlar. O bir kişi sen olmalısın. Sana ne kontenjandan? Bu aşamada kendinle yarışıyorsun sen. Kontenjanla değil. Zamanla ve kendinle ve psikolojinle ve nefsinle yarışıyorsun. Nefsini yeneceksin önce. Dışarı çıkmaktan vazgeçeceksin. Televizyondan, mesela televizyon izlemiyor bu nesil. Ne bileyim. Evli olanları hariç tutarak eşinden, sevgilinden, kız arkadaşından, dünyadan vazgeçeceksin. Vazgeç gönül, sen bu aşktan sana kıymet veren mi var? Devam ediyorum. Bozkırlar anlaşıldı mı? Geven, üzerlik, kekik, yanına da çoban koyar, koyun koyar, kuzu koyar, istediğini koyar. Şimdi burası, tabii bu bitki örtüsü çok yaygın. Bozkır burada var. İç Ege'de var. İç Anadolu'da var. Doğu Anadolu'nun büyük kısmında var. Güneydoğu'nun büyük kısmında var. Niye bu kadar yaygın? Normal, çünkü ılıman karasal step bozkır iklimi yaygın. Ilıman karasal step bozkır niye yaygın? Yer şekilleri. Yer şekilleri nedeniyle Türkiye'de karasal iklim yaygındır. Karasal iklim yaygın olduğu için bozkır bitki örtüsü de yaygındır. Tahribat nedeniyle de antropojen bozkır bitki örtüsü yaygındır. O zaman Türkiye'de
Bozkırın yaygın olmasında yer şekilleri, iklim, insan faktörü, tahribat. Onu unutmayacaksın, insan. Çünkü antropojen bozkırdan bahsediyoruz. İnsanı ben düşünemedim hocam ya. Yer şekilleri, iklim dedim. İnsanın da bu bitki örtüsünün ortaya çıkmasında etkisi olduğunu unutmayacaksın. Anlaşılıyor değil mi? Değerli arkadaşlarım, isterseniz sizi şu bölgeye götürelim. Hangi iklim vardı burada? Sert karasal iklim. Neden? Çünkü daha yüksek ve yükselti. Yükselti nedeniyle burada sert karasal iklim görülür. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı. Kalkıp Iğdır'da bana sert karasal iklim var deme. Böyle bütün Doğu Anadolu'yu almayacaksın. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı 4 ilde sert karasal iklim var. Sert karasal iklim nedeniyle bitki örtüsünden önce şunu söyleyeyim. Yaz yağışları görülüyor. Yaz yağışları yeşeren çayır bitki örtüsü var. Toprağı da zaten haftaya işleyeceğiz. Çayır. Peki çayırları sayayım mı size? Hadi çayır da sayayım şuraya. Çayırlar da çok sallandı. Elim çarptı, özür dilerim. Çayırları da sayıyorum. Geven. Hayda. Hocam geveni buraya yazdınız. E buraya da yazıyorum. Kekik. Hayda. İşte bu yüzden bunlarla soru çözülmez. Gelincik. Bunlarla soru çözülmez. Bunu isterse Bozkır'a da yazar. Var. Bozkır'da da var. Gelincik Bozkır'da da var. Senin burada ayırt edici olan kardelen, zaten kardan. Taşdelen, kardelen, mine yıldızdır. Senin çayırla bozkırı ayırt edeceğin, öyle ortak türlerden ayırt edemezsin. Gelincikten ayırt edemezsin. Gevenden ayırt edemezsin. Senin ayırt edeceğin kardelen, taşdelen, tam çayır isimleri, mine, yonca, yıldız. Pardon. Yıldız bak. Sen bunlardan ayırt edeceksin. Bunları gördün mü diyeceksin ki çay. İsterse yanına onlardan koyabilir. Burada da ayırt edeceğin zaten özelliği gördün mü yapıştır bozkır. Şimdi biraz istatistik verelim. Her şey yolundadır umarım değerli arkadaşlarım. Evet. Biraz istatistik vereceğim. Araya istatistik girsin. Orman konuşuyoruz tabii ki ama Türkiye'de orman miktarının en fazla olduğu il Antalya. Orman en fazla, orman miktarı, orman alanı ya da alanı der en fazla. Ama burada dikkat edeceksin. Bu alan ya da miktar değil de oran olursa iş değişir. Oranı en fazla olan Karabük. Bir daha söylüyorum. Orman miktarı en fazla olan Antalya. Ama orman oranı, yüz ölçümüne oran %73'ü orman olan Karabük. Dur gitme. Şimdi bir de sorular bazen kıyaslıdır. Kıyaslama yaptığı yerin coğrafi özellikleriyle düşünmeniz lazım. Mesela Antalya'nın orman miktarının Rize'den fazla olmasını sen yağışla açıklayabilir misin? Rize'den daha çok yağış alıyor Antalya diyemezsin. Rize Türkiye'nin en çok yağış alan yeri. Nemlilikle de açıklayamazsın. Sıcaklık ormanı sebep olsaydı dünyada en çok orman çöllerde olurdu. Sıcaklıkla da açıklayamazsın. Peki neden Antalya'da orman Rize'den daha çok? Zaten cevabı veriyorum bak. Hop hop. Yüz ölçüm. Aynısı dünya için de geçerli. Dünyada da en çok orman Rusya'da. Neden? Çünkü çok büyük bir ülke. Ama şimdi bak, Antalya Rize sorusunda cevap yüz ölçümü. Kalkıp Antalya'yı Konya ile kıyasladığı zaman yüz ölçümü diyemezsin. Antalya'nın Konya'ya göre daha fazla yağış alması veya daha nemli olması dersin. Kıyaslı sorularda bunlara dikkat etmeniz gerekir. İstatistik veriyordum, en azları da vereyim hemen. Sonra endemik verelik kavramlarına bakacağız. Ve böylece bitki örtüsü bitmiş olacak. Bu yeterli olacaktır. Burada duyduğunuzdan fazlası pek mümkün görünmüyor. Değerli arkadaşlarım, en az orman olan il Iğdır. Zaten Türkiye'nin en az yağış alan ili. Oran olarak Konya.
Miktar olarak en az Iğdır'da var. Ama oran olarak en az Konya'da var. En çoklarda Antalya, Karabük, en azlarda Iğdır, Konya. Hadi bakayım, endemik, ender, narin, nadir görülen. Coğrafyacı var mı? Dur bir yorumu açacağım. Nasıl gidiyor yayın? Endemikleri anlatacağım. Ben o arada başlığımı atayım. Eyvah, yine çarptım. Sakarlığım üzerinde. Neden? Çok yoruluyorum çünkü. Çok yoruluyorum. Belim kopuyor. Evet, burada Merlendin coğrafyacı. Bitiş. Teşekkür ederim. Yok yok, evlileri istisna tutuyorum. Onlar birbirine destek olsunlar. Ben aşk acısı yaşayanlara şu an onu ertelemelerini söylüyorum. Çok güzel, çok sevindim. Brunch besiyor ama coğrafyacıyım artık diye. Sağ olun, sizler de sağ olun, var olun. Kaydedeceğim, kaydedeceğim. Ben hep kaydetmeye çalışıyorum bir aksilik olmadığı sürece. Tamam. Çünkü coğrafyacılara sinsice bir şeyler söyleyecektim ama sizlerin kafasını karıştırmak istiyorum. Türkiye'den selamlar Mehmet Gündoğdu hocam. Almanya acı vatandan da Türkiye'ye, güzel vatanıma selamlar. Peki değerli arkadaşlarım, o zaman devam ediyoruz. Varmış coğrafyacılar, var. Biz her yerdeyiz, bizsiz olmaz. Şimdi endemik, ender, nadir. Şimdi bir bitki niye nadir olabilir? Bir düşünelim. Bir zamanlar çok vardı, yok oldu. O zaman jeolojik geçmişte yaşanan iklim değişimleri. Yani iklimler değişmiş, yok olmuş, birkaç tane kendini korumuş, saklanmış, kalmış. Jeolojik geçmiş iklim değişimi. Yalnız bu iklim değişimi deyince insanlar bugünkü iklim, hayır. Bundan milyonlarca yıl önce iklimler değişti, buzul çağları falan. Bu da nadir türlerin var olmasına sebep oldu. Başka, yer şekilleri. Neden yer şekilleri bir bitkinin nadir olmasına neden olur ki hocam yani? Bir çukurun içinde var olan bir bitki düşünün. Çukur, bir obruğun dibinde. Obruk, biliyorsunuz karstik bir çukur obruk. Nasıl yayılacak? Polenlerini nasıl gönderecek dünyaya? Orada nadir olarak kalacak bir kraterin içinde, bir obruğun içinde. Mesela Nemrut soğanı, Türkiye'nin en endemik, en nadir bir tane var. O da Nemrut kraterinin içinde saklı kalmış. Koparırsan 24 yıl hapse girersin. Geçen gün bir tanesi 22 farklı tür bitkiyi çıkarırken, yeni haber bu, 3-4 gün oldu. Havalimanında yakalanmış. Bu çok ciddi. Yani uyuşturucu yakalanmakla aynı cezası var, söyleyeyim. Çünkü CITES anlaşması endemik ve nadir türlerin alınıp satılması, pazarlanması ve izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmasına engel olmak için uluslararası bir sözleşmedir. Ha ya, Ersan Şen gibi hukukçu gibi konuştum lan. Ama ben televizyona çıkarsalar bayağı akıcı konuşur muyum? Yoksa heyecanlanır böyle şey mi? Tutulur muyum? Neyse. Kendim düşüneyim bunu. Endemik. Peki yer şekilleri de endemizme neden oluyor? İşte buradaki karstik arazi. O yüzden endemikler burada çok olacak. Birazdan göreceksiniz. Çünkü çukur çukur burası. İşte bu yer şekilleri endemik türlere sebep oluyor. Peki başka endemik türlere ne sebep olur hocam diyeceksiniz. Coğrafi konum. Hayda, coğrafi konum ne alaka? 26, 45, 30'a? Hayır öyle değil. Matematik konumdan bahsetmiyorum. Daha özel konumdan bahsediyorum. Bakın, bizim burada Avrupa var. Burada zaten biz Asya ve güneyde de şurada Afrika var. Üç bölgenin kesişme noktasında, üç kıtanın kesişme noktasında, üç kıtaya özgü türler için bir köprü olmuş zamanında ve burada kalmış türler, nadir türler var.
Bu kıtalardan gelen tür. O zaman jeolojik geçmişte yaşanan iklim değişimleri, yer şekilleri, coğrafi konum bazı sorularda karstik arazi diyebilir. Endemikle karstik ne alaka var demeyin. Karstik arazi engebeli yer şekilleri yarattığı için dolaylı olarak o da etkilidir. Dört madde. Yer şekilleri. Jeolojik geçmişte yaşanan iklim değişimleri. Coğrafi konum. Hadi karstik araziyi de ekle. Endemizmin sebebi, nadir türlerin Türkiye'de görülme sebebi bu. Şimdi, tabi coğrafyacılar bilir, bir paleo endemizm var, neo endemizm var, konservatif endemizm var değil mi? Progresif endemizm var. Onu ben size ÖABT'de anlatırım. Öyle kolay değil yani, endemizm başlı başına bir kitap. Anlatırım ben onu. Coğrafya ve... Yani sosyalcilere o çıkmaz. O kadarı çıkmaz. Konservatif endemizm sosyalcilere çıkmaz. Ama coğrafyacı bilmek zorunda. Paleo endemizm ne demek? Neo endemizm ne demek? Coğrafya. Ama birazdan sizi bir konuda aydınlatacağım ve bir hava atarsınız. Genel kültürden hazırlanan arkadaşlar da hava atacağı bir konu söyleyeceğim size. Peki hocam şu endemik türleri sayalım mı? Sayalım. Hadi bakalım. Kazdağ köknarı. Burada Kazdağı köknarı. Ya bak şimdi. Tamam. Datça hurması. Muğla'da Datça hurması. Yazıyorum ben sizinle beraber. Endemik türleri, meşhur endemik türleri yazıyorum. Köyceği sığla meşesi. Ay bu kozmetikte kullanılıyor. Sığla meşesi. Almanya'da kozmetik çok ucuz arkadaşlar. Ama normal yeri burası. Köyceği sığla meşesi. Sığla. Peki. Şurada çok var zaten endemik. Türkiye'de en fazla endemik tür. Antalya, Mersin, Konya üçgeninde görülür. Şöyle. Karstik arazinin çok ciddi, engebenin çok ciddi etkisi vardır. Burada pırlan meşesi var, kral eğreltisi var, kasnak meşesi var. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Meşe endemik mi? Hayır. Ama pırlan meşesi endemik. Kasnak meşesi endemik. Sığla meşesi endemik. Başına zaten isim alıyor. Meşe tek başına niye endemik olsun? Her yerde meşe var. Meşe Türkiye'nin en yaygın ağacı. En yaygın ve en çok olan ağacı. Sonra da kızılçam geliyor. Peki burada da var. Zor bir soru sorayım mı size? Kastamonu İspir meşesi. Kastamonu Yozgat. Yozgat da diyebilir. Kastamonu Yozgat İspir meşesi. Bak meşe değil, İspir meşesi. Yine endemik. Şimdi İspir Erzurum ilçesi değil mi? Bunu az sonra off the record kime soracağım? Coğrafyacılara. Bakalım cevap verebilecekler mi? Kastamonu İspir meşesi, Yozgat İspir meşesi, Zonguldak Istıranca meşesi. Coğrafyacılar ve sosyalciler size bir soru daha geliyor. Zonguldak Istıranca. Ya Istıranca da burası. Niye Zonguldak Istıranca meşesi demişler? Bakacağız. Lale endemik mi? Yok canım ya. Her yerde var. Belediyeler dikip duruyor. Dikip duruveriyor. Ama ters lale endemik. Evet buralarda Hakkari Muş civarında ters lale endemik. Gül endemik değil ama Karagül Urfa'da endemik. Bunun gibi bir sürü şey işte anzer çiçeği. Zaten anzer çiçeği endemik olmasa her yerde olsaydı anzer balı bu kadar pahalı olmazdı. Sen bunları ezberleme biliyorsun tanıyorsun. Peki. Endemik bu. Affınıza sığınarak sadece genel kültür seviyesi anlatıyorum şu anda. Unutmayın. Biz bazen sadeleştirmek zorunda. Endemikler bunlar. Korkmayın coğrafyadan. Oturacağım ezberleyecek miyim ben bunları? Hayır öyle bir şey yok. Bak mantığını söylüyoruz. Hurma endemik değil canım. Bütün Ramazan ayı boyunca yedin. Endemik olsaydı bir tane olurdu. Onu da böyle ortaya koyar hepiniz bakardınız. Hurma endemik değil, Datça hurması endemik. Ve başına isim koyursan zaten kopyanın kralını verecek yani sen merak etme. Nedenini biliyorsun,
Tamam, türleri de tanıyorsun. Ama bir de relikt diye bir kavramımız var. Relikt. Kalıntı. Ya şunu da sormadılar gitti. Nasıl sinirim? Bu sene. Tamam, içime doğdu bu sene. Bu sene. Relikt gelecek. Sorun şunu ya. Bitirin şu işi. Relikt. Şimdi relikt kalıntı. Neyin kalıntısı hocam? Geçmiş jeolojik dönemlerde Kızılçam denilen Akdeniz'e özgü bir tür, örneğin Kızılçam, sadece Kızılçam. İklim değişmiş, Kızılçam yayılmış, gitmiş, Karadeniz'e kadar Kızılçamlar gitmiş. İklim eski haline dönerken geri dönmüş Kızılçamlar, haydi toplanın arkadaşlar, iklim yeniden değişiyor, dönüyoruz. Bazıları tıpkı insanlar gibi dar ve derin oluklarda kalmışlar, dönmemişler. Çoruh Kelkit Vadisi'nde, Tokat Erbaa Vadisi'nde, şuralardaki vadilerde Kızılçamlardan böyle öbek öbek kalmış, dönmemişler. Şimdi Karadeniz'de görülen Kızılçam'a sen kalkıp nadir bir tür hocam bu, dünyanın başka hiçbir yerinde Kızılçam yok dersen sana gülerler. İtalya'da, Fransa'da, Yunanistan'da, Türkiye'de, hatta Fas, Cezayir, Tunus hattı boyunca Kızılçam var. Nasıl nadir? İşte bu nadir değil, bu kalıntı, yani relikt. Aynı şekilde Karadeniz özgü Karaçam Akdeniz'de görülüyorsa bu relikt, yani kalıntıdır. Relikt ve endemik arasındaki fark elbette bu. Bilmiyorum kaç dakika oldu, 44 dakika, çok da şey yapmayacağım. Bir yorumu açacağım, aslında orman ana ürünü, yan ürünü meselesini de anlatacağım. Coğrafyacı arkadaşlara sorum vardı. Niye Kastamonu İspir meşesi diyoruz? İspir Erzurum'un ilçesi değil mi? Neden Zonguldak Istıranca meşesi diyoruz? Istıranca Yıldız Dağları, yani Marmara'nın kuzeyi değil mi? Neden böyle diyoruz? Bunu inşallah açıklarsınız. Bu arada sohbet ederken söz iki konu. İklim grafikleri doğru. Bak çok güzel bir şey söyledi Rabia Tekin. Harika bir şey söyledin. Çok teşekkür ederim. Biz niye soruyla desteklemiyoruz? Anlat geç. Oldu. Dünyanın en kolay işi. Bu öğretmenlik mi? Kendimi kınıyorum. Bir de aynı sorulara söz veriyor. Yapamıyorum. Ama bugün ellerime krem sürdüm. Bakın. Ya bu eller inşaat selim. Allah aşkına. Bakın. Değil. Ama olsun, yapıyoruz. Şimdi sosyal bilgiler hocam Umut mu? Kim o? Ege hanım, Ege, yanlış mı görüyorum? Fotoğrafı göremiyorum. Sosyal bilgilerde Umut olmazsa kimde olacak Umut? Umut hep diridir. Umudun vücut bulmuş hali benim. Bana bak, bir hikayem var elbette. Onu da inşallah kitaplarda okuyacaksınız. Sağ olun, var olun. Şimdi ben buraya kaydedeceğim. Fakat galiba çok dolu diye yine de buradan YouTube'a da kaydetmeye çalışacağım. Uğraşacağım yani. Söz bayağı uğraşacağım Vedat Hocam. Normalde eskiden bir tık yapıyordum, böyle kaydet diyordu. Normal galeriye kaydediyordu. Oradan da YouTube'a yükle diyordum. Yüklüyordu. Ben de istiyorum YouTube'a yüklemeyi. Sağ ol İsmail Dinçer Hocam. Sağ ol meslektaşım, her anlamda dostum. Eyvallah, sağ olasın. Gönlüm kalbim sizin de. Umutsuz. Bugün böyle tabii mülakat sonrasında kalbiniz kırık olabilir. Önünüzde çok kişi olabilir. Ama zaman çok çabuk geçiyor. Neler geçmedi ki? Kaybettiğiniz canınız sağ olsun. 6-7 ay, 1 yıl olsun, 2 yıl olsun, 3 yıl olsun, 5 yıl olsun. Her şeyin hayırlısı olsun. Gülşah Hocam, başın çatlayacak. Bol su iç, dinlen, çık dışarı ve de ki 1,5 dakikada insanlar her şeylerini kaybettiler. 1,5 dakikada. Bunların içinde benim ailem de var. Evlerini, barklarını, akrabalarını, dostlarını, anılarını, komşularını, daha ne diyeyim size? 10 yıl olsun, hayattasın, nefes alıyorsun.
Anlatayım mı sana deprem bölgesinde neler gördüğümü? Tazeleyeyim mi acılarımızı? Değmez. Lütfen. Lütfen. Hiç bunu, bu neslin bunu söylemeye hakkı yok. Yoksa tutarım elinizden götürürüm oraya sizi. Şu an Almanya'dayım ama elbet şey. Ya da atarım 3-4 video, kendinize gelemezsiniz. Haftalarca kendinize gelemezsiniz. Ben zannediyorsunuz ki ben orada çektiğim bazı şeyleri yayınladım mı? Bazılarını yayınlamadım tabii ki. Çünkü bizi izleyen çocuklar var. Yani hayır, bırakın çocukları. Normal sizler bile o şeyleri, o manzaraları ne medyada görebilirsiniz ne bir yerde. Yani onları size ekranlar bile vermedi. Onlar tam dram, ben mesela ölene kadar unutmayacağım acılar. O yüzden sağ olun. O yüzden siz kazanamadım, üzgünüm. 1,5 dakikada her şey. Nasip dedik. Nasip dedik, hep dedik. Van'a atandılar. Allah korusun öğretmenlerimiz, 2011'de Van'a atanan öğretmen evi yıkıldı depremde. Atanan öğretmenlerin çoğu orada vefat etti. Hatay'a atananlar maalesef aynı durum. Ya nasipten öte, senin aldığın her nefes için sabah şükredeceksin. Ben iyice böyle abi modunda tavsiyeler, nasihatler, nasip, evet. O yüzden üzülmeyeceksin. Yap bir çay, otur cam kenarında, hayat güzel de, sahip olduklarının için şükret. Ve motivasyonu yüksek tut. Ben yanınızdayım. Elbette en iyisi olsun hepiniz için ama hayırlısı olsun demek daha güzel olur. Şimdi değerli arkadaşlar, orman ana ürünü, kapatıyorum yorumu, bunu da anlatıp bitireceğim. İçimde kaldı bu orman ana ürünü. Ben gittim, ağacı kestim. Ağacı kestiğimde ağaçtan kereste, tomruk, yani ağacın ham hali, gövdesi. Efendim işte tahta kaşık, efendim parke falan filan. Kağıt, mobilya, bunlar ağacı keserek yapılır. Ağacın gövdesinden imal edilir. Kağıt, mobilya, kereste, tomruk, tahta kaşık, parke falan. İşte bunlar ana asıl ürünlerdir. Ama ağacı hiç kesmediniz. Geçen gün burada gittik ormana. Mantar aradık belki buluruz diye. Tabii burada çok anlayan abilerimiz var bu bölgeden. İşte mantar topladın. Kozalak topladın, çiçek topladın, efendim meyve topladın, ya ağacı kesmedin, yapraklarını topladın, kabuklarını topladın, efendim meyvelerini topladın. Onlar ormanın yan ürünleridir. Mesela sığla yağı, şimdi sığla ağacını kesemezsin, endemik, yağını çıkarıyorsun, o tamam. O, bu arada sığla göller yöresinde de var ha. Sığla sadece Köyceğiz değil, göller yöresinde. Bir soruda karşılaşırsanız burada sığlanın ne işi var, Sparta Burdur dolaylarında sığlanın ne işi var demeyin. Sığla burada da var. Sığla yağı yan ürün. Kozalak yan ürün. Mantar yan ürün. Defne yaprağı yan ürün. Çünkü ağacı kesmediğin sürece o ormanın yan ürünüdür. Anlaşıldığını düşünüyorum, ana ürün, yan ürün. Eğer bir sorunuz varsa bitki örtüsüyle ilgili sorabilirsiniz. Bu kadar bitki örtüsü bilgisinin sizler için yeterli olacağına eminim. Coğrafyacılar o soruya cevap vermek isterse ben buradayım. Sizler de iyi ki varsınız. Bekliyorum coğrafyacılardan. Evet hocam, Kastamonu, Yozgat, İspir meşesi diyoruz ama İspir Erzurum. Ve biz bu İspir meşesine endemik diyoruz. Evet, endemik, doğru. Peki bunu o zaman nerede konuşacağız? Sizlerle paylaşacağım. Yakın zamanda paylaşacağım ayrı bir hesapta. Instagram üzerinden, dersin sonunda da söyleyeyim. Canlı yayında coğrafya ÖABT derslerini en zor, anlaşılması en güç diyebildiğim bazı konuları anlatacağım. Mesela bunlar arasında umumiyetle pafta hesaplamasında zorlanan arkadaşlarımız olabiliyor. Yine limnolojide, göl biliminde zorlanan bazı hatalı,
kayaçlarda zorlanan arkadaşlarımız olabiliyor. Bunları anlatacağım. Evet. Özgür Bayrak hocam, teşekkür ederim. Zaten doğru cevap geldi. İşte sonra konuşalım bunu. Tamam mı? Şimdi o şeyleri söylemeyelim. Siz de coğrafyacı mısınız Cengizhan hocam? Aslında çok güzel. Evet, Kastamonu İspir Beşesi'ni endemik bilsin arkadaşlarımız, tamam? Bozuntuya vermeyi. Sonra biz aramızda coğrafyacılarla bunu konuşalım, Özgür hocam ve sizler. Peki değerli arkadaşlar, ben burayı çok meşgul ettim, çok vakit aldı. Sonuçta yalnız yaşamıyorum bu diyarlarda. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki dersi iple çekiyorum. Okuyamadığım bir şeyi. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Şimdiden sizlere hayırlı bayramlar, iyi bayramlar dilerim. Mutlu olun, iyi olun. Sağlıcakla kalın.